neden erkeklerin prime dönemi 35 yaşında? Çünkü o dönemde statüyle fiziksel özelliklerin maksimumuna ulaşıyorsun. Şöyle düşün, 25 yaşında zihinsel olarak da bu arada aynı şekilde o yaşlarda kendine geliyorsun. Şöyle düşün. 25 yaşındasın diyelim. Fiziksel özelliklerin belli bir nitelik taşıyor ama zihinsel olarak yeterli değilsin. Yeteri kadar maskülen düşünemiyorsun, çok öfkelisin. Her şeyi çok objektif değerlendiremiyorsun. Bir de bilmiyorsun erkeği güçlü yapan her zaman bilgin olmasıdır. Yani tecrübe sahibi olmasıdır. Tecrübe sahibi değilsin. Bunların hepsini topladığında 25 yaş evet belki fiziksel olarak iyi görünüyor olabilirsin. Ama diğer niteliklerin yok. Kadın seninle tanıştığı zaman senin güçlü bir erkek olduğunu çok düşünmüyor orada. Çünkü para kazanmıyorsun. Statün yok. Anlatabiliyor muyum? Toy görünüyorsun. Ama ilerleyen yaşlarda tecrüben artıyor. Fiziksel özelliklerin eğer çalıştıysan gelişiyor zihinsel olarak olgunlaşmaya başlıyorsun. Erkekler geç olgunlaşır her zaman. Ve 35 yaşında daha iyi kararlar vermeye başlıyorsun. Bir şeyleri daha iyi değerlendirmeye başlıyorsun. Bu yüzden o yaşlar bir erkek için daha değerli. Yani statünün, fiziksel özelliklerin ve zihinsel özelliklerin ortalamasının ortalamasının en iyi olduğu yaş dilimi, genellikle erkekler için diyorum. Genetiğe bağlı olarak 35 işte 45 yaş dilimidir. O 10 yıllık süreçtir yani. Tabi burada her zaman peak yılında olmayacaksın. Yani 35-45 yaşın aralığında diyelim. Bir yerlerde peak'e çıkacaksın. Ondan sonra birazcık aşağı doğru ineceksin. Biraz daha yükseleceksin. O sene spor yapmana ve kendini geliştirmene bağlı olarak değişecek. Olay bundan ibaret. O yüzden o yaşlar değerli bir erkek için. Tamam mı? Ha bu şu da demek değil bu arada. 40 yaşında erkek en iyi fiziksel özelliklerine sahip falan. Hayır değilsin aslında. Ama totalde daha iyisin. Fiziksel özelliklerin biraz gerilemiş olabilir. Mesela birazcık göbek yapmışsındır. Anlatabiliyor muyum? Gerilemiş olabilir. Ondan sonra biraz saçların dökülmüştür mesela. Olabilir. Ama genel olarak zihinsel, iletişim, statü hepsi bir erkeği erkek yapan koşullar. Diğer barlar çok yüksek. Dediğim gibi yani belki fiziksellik biraz azaldı. Ama totalde sen çok çekici bir erkeğe dönüşüyorsun o yaşlarda. Devam etmiş soru sormaya. Ama 27 yaşındayım ve 18 yaşından beri spor yapıyorum. Fiziğim iyi. Aylık kazancım çok yüksek. Normal Türkiye standartlarına göre. Ama bak. Yine de zihinsel yeterliğin yeteri kadar yüksek değil. Ve bu yüzden zaten bu soruyu soruyorsun. Şöyle düşün. Gerçekten her açıdan prime yıllarında olsaydın zaten bu soruyu bana sormazsın. Dersin ki ya ben böyleyim ama bak bunları başarıyorum. O zaman ben değerli bir erkeğime ulaşıyorum da dersin. Atabiliyor muyum? Bu, bu soruyu zaten soruyorsan dediğim gibi o prime'ı daha elde edememişsin. Bak ileride elde ettiğin zaman anlayacaksın. Diyeceksin ki ya ben bu soruyu niye sormuşum ki zamanda diyeceksin. Tamam şimdi anlıyorum diyeceksin. Matrix'te öyle bir şey vardır ya böyle bir replik vardır ya onu anlamak için yaşaman gerekir diye. Aşk gibidir der işte. Matrix'i anlamak aşk gibidir. Anladın ha pardon one olmak aşk gibidir. Onu ancak yaşadığın zaman anlarsın. Der. Son sahnesinde onu görürsün işte. Evet anlıyorum der. Kurşunları durdurur falan. Aynen öyle bir şey. Ee, bir benzerlik kuracaksak buna benziyor durum. Ortalama hmm, dememiz lazım. Ama biz bunu 27 gerçekleştirmiş olabilir miyiz? İşte bunu diyorum. Evet belki tipin fena değil. Evet para kazanıyorsun. Ama diğer yeterliklerin tam değil. O erkeğin ihtiyacı olan ya da erkeğin sahip olması gereken olgunluğa o maskülen düzeye daha sahip değilsin muhtemelen. Ya yani bir de şöyle düşün. Şimdi bu haldeysen 35 yaşında nasıl olacaksın acaba? Muhtemelen çok daha iyi olacaksın. Çok daha kendinin üst seviyesine çıkacaksın. Ama bunu sürdürmeye devam etmelisin. Olay sadece dediğim gibi yani maskülinite dediğimiz zaman olay sadece fiziksellik değil. Evet maskülinite için fiziksel çok önemli. Değil mi? İyi bir görünüş çok önemli. Ama zihinsel olarak da maskülen olacaksın. Dışa dönük değil mi? Gözü pek riski, riskleri göze alabilir bir erkek olacaksın. Dışa dönük olacaksın. Yani tuttuğunu koparacaksın. Kendine bakan erkek yaşını göstermiyor. Kadın değil. Evet Dark onur %100 haklısın. Erkek kendine baktığı zaman yaşını gizleyebiliyor çok rahat şekilde. Bir de zaten kadın için yaş bir kriter olmuyor genelde Yani bir kadın sen ne bileyim işte 50 yaşındasın diye senden vazgeçmez. İyi görünüyorsan tabii. Yaşın tahmin bile edemez. Bununla ilgili de bir podcast yapmıştık. Kadınların çoğu erkeklerin yaşlarını doğru tahmin edemiyor mesela. Benim de başıma çok gelir bu. Yani tahmin edemiyorlar doğru şekilde. Ama bir kadın ne yaparsa yapsın yaşını çok saklayamıyor evet operasyon geçiriyor. Daha güzel görünebiliyor belki. Ama gençliğini kaybediyor. Ve bir kadın için biliyorsunuz üremenin en büyük göstergesi gençliğidir. O yüzden o gençlik azaldığı zaman kadın değerini kaybetmeye başlıyor. Ama erkek için böyle bir durum yok. Erkek zaten üreme yeteneğine her yaşta sahip. E tabii ki o da kaybediyor sonuç olarak ama belli bir yaşa kadar neredeyse stabil. Çok bir değişiklik yok. Ondan sonra çok kafanıza takacaksanız hani bir genetik sorun olur mu falan diye. Spermlerinizi aldırırsınız. Ondan sonra test yaptırırsınız. Gerekirse tüp bebekle ürersiniz. O zaman da yine 20 yaşında nasıl bir bebek sahibi olacaksınız, o, o şekilde bir bebeğe sahip olursunuz. Bu arada şu da yanlış. bazen görüyorum Twitter'da dolaşıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. İşte deniliyor ki erkek de çok genç işte üremelidir. Mesela 20 yaşında erkek de üremelidir. Ama biz çalışmalardan şunu biliyoruz. 25 yaşından önce veya 45 yaşından sonra üremek erkek için daha tehlikeli. Yani genç erkeklerin üremesi tehlikeli. Kadınlarda da öyle bir oran var. Kadınlarda da 20 yaş öncesinde mesela üremek tehlikeli. Yani bu yaşlarda genellikle e, genetik bozukluğun ortaya çıkma ihtimali daha fazla oluyor. Ama risk her zaman kadında daha fazla. Erkekte daha düşük. Ve erkekte belli başlı şeyler ortaya çıkabiliyor. Şu an tam hatırlamıyorum hangilerinin olduğunu. Sanırım şizofreni erkekten geçiyor. Bazı bozukluklar Erkekten geçiyor ama çoğunluğu kadından geçiyor. O yüzden kadının burada genetiği çok belirleyici. Yani bebeğinizin sağlıklı olması konusunda. Bu yüzden kadınların da çok genç, e, çok genç diyorum ya, çok geç hamile kalmaması gerekiyor. Ya da 20 yaşından önce hamile kalmaması gerekiyor. Fizikselden kasıt nedir derken neyi sorduğunu anlayamadım. Yani fiziksel niteliklerin işte kas yapın vesaire. Fizikselden kasıt nedir? Mesela işte saçların dökülmesi gibi anlatabiliyorum ya da göbek bağlaman gibi. Kas oranının azalması gibi, dokuların daha fazla yaşlanması gibi. Erkekler bunlara karşı daha dirençli. Sadece bizim o saç olayı var işte biliyorsunuz. o Yani genetik yapacak bir şey yok ona. Ama onun harici bazı erkeklerde de yok bu arada. Her erkekte yok ama öyle ya da böyle en kötü tarafı genetiğindeki bir şekilde yaş alan erkeğin yaşadığı en büyük sorun Onun harici yoksa fiziksel özelliklerden iyi bakarsan yüzün çok değişmez, vücudun çok değişmez. Onları da kontrol etmek senin elinde. Yani e, yağ kas oranını doğru şekilde korumak senin elinde. Spor yapacaksın, ağırlık kaldıracaksın. Fizikselden kasıt bu. Dark Honor bir şey demiş. Hocam diş hekimi arkadaşım ile evlendi. Yaşları 30. Çocuk, statü, para arttırdı. Etrafında yeni güzel kızlar var. Eşini seviyor ama gözü kayıyor. Aynen böyle ya. Aynen böyle. Yani siz olması gereken zamandan önce evlenirseniz ve yaşadığınız kadınla evlenirseniz bir yerde ondan sıkılabilirsiniz. O yüzden yani aranızda bir yaş farkı olması lazım. Evet 20'lerde bu çok fark etmiyor mesela. Yani şöyle anlatayım. Ne demek fark etmiyor? Varsayalım sen 20 yaşın, 23 yaşın, 24 yaşındasın diyelim. 27-28 yaşında bir kadınla birliktesin. Eşin oldu ya da evlendin diyelim. Orada çok fark etmiyor. Yani 24-25 yaşındasın. Eşin 27-28 yaşında falan. O yaş fark çok belli olmuyor. Ama 10 sene sonra çok belirgin bir fark ortaya çıkıyor. Yani sen çok daha mesela genç gösteriyorsun. Ondan sonra genç kızlar sana yine arzu duymaya başlıyor statünü geliştirdiysen. Ama kadın için bu geçerli değil. Kadın daha kötü görünüyor yaşlarda. Çok da erken maalesef fiziksel niteliklerini kaybediyor. Tamam şimdi kendine bakıyordur vesaire o zaman problem yok. Ya da bu problemler daha çabuk aşılabilir belki. Ama çoğu kadın bunu yapmıyor. Çoğu kadın salıyor Türkiye'de. Kilosuna dikkat etmiyor, güzelliğine dikkat etmiyor. Ve çöküyor yani belli bir zamandan sonra. Bu yüzden bir erkek olarak yaşadığınız kadınla birlikte olmayacaksınız. Yani en azından arada böyle bir 7-10 yaş fark olacak. Ki ilerleyen zamanda da mutlu olun. Ondan sonra yani etrafa bakarsın. Şimdi o adam daha 30 yaşında, eşi de 30 yaşında, 40 yaşında ne olacak? Sen 40 yaşındasın, karın 40 yaşında. Geçmiş olsun. Kötü bir evlilik türü. Ama sen 40 yaşındayken sevgilin eşin neyse 30 yaşındaysa müthiş. Harika bir şey. Ya da tam daha da ileri götürelim. Sen 50 yaşındasın, kadın 40 yaşında. Yine müthiş. Arzu duymaya devam edersin. Yani zihinselden, zihinselden kastım yani daha olgun düşünmek, daha bilgin olmak, kadınları tanımak. Sen şimdi 27 yaşındasın. Kaç yaşından beri mesela kadınlarla ilişkin var? Anlatabiliyor muyum? Hadi 20 yaşında başlasan 7 sene. 7 sene demek ki erkekler 20 yaşlarında çok başarısızdır kadınlar konusunda. Benim için de bu geçerliydi. Çevremde tanıdığım herkes için de bu geçerliydi. Ki biz beta çağının erkekleriyiz. Ben baktığınızda Y, y jenerasyonuyum. 20'lerimizde bize şu öğretiliyordu. Kadına yatırım yap, onunla zaman geçir, 3 buluşma yap, 5 buluşma yap, yemeğe çıkart. Ondan sonra kadın sana ilgi duysun, ondan sonra bir şeyler yaşarsınız falan. Biz öyle büyüdük. Ben ilerleyen zamanlarda öğrendim bunların böyle olmadığını. O yüzden zihinsel diyorum. Sen şimdi mesela 20'li yaşlardasın ama 35 yaşına geldiğinde çok daha fazla tecrüben olacak. Kendini çok daha olgun bulacaksın. Yani olgunlaşacaksın ya da ve geçmişe baktığında diyeceksin ki lan geçmişte ben bunları bunları yapıyormuşum. Ne salakmışım diyeceksin. Bu ancak tecrübeyle oluyor işte. Bu ancak zamanla oluyor. Zaman çok önemli arkadaşlar erkek için. Erkek ne, neydi? Bir şeyimiz var ya, atasözümüz var ya. Erkek dura dura koç olur, kadın dura dura yok olur, hiç olur diye. Durum bundan ibaret.